adam beni çarptı. Zavada. Geçtiğimiz 15 Mart günü Manavgat'ın Kızılağaç Kavşağı'nda meydana gelen kazadan sonra diyaloglarıyla fenomen olan Zavada Nakbekir tutuklandı. Bekir şöyle geçsem bir. Bekir Varol'un kullandığı 07L7170 plakalı kamyonetle Niyazi Kağan'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Sus bak şuraya geç. Seni öldürsün sen Allah. Sen şuraya geç. Kazada Niyazi Kağan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Döndük Ağa ve Osman Kağa yaralandı. İhbarla olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dayı inşallah. Ulan tamam. Yüzün gözün gülmez de. İnşallah. Kanunu çiğneyen sensin. Kazanın ardındansa kamyonet sürücüsü Bekir Varol'un polis ve karşı tarafla diyalogları güldürmüştü. Tabu karşıya bu adamın yeşil ışığı yanmasa, o yeşil ışıktan bu yeşil ışığa geçip de bu yanına geçmezse sen nar vuracaksın bana ya. Allah'ın var mı lan senin? Doğru olabilir. Senin Allah'ın var mı lan? Polisin yaptığı alkol testinde 2.2 promil alkolü çıkan Varol, diğer araç sürücüsü Niyazi Kağa'ya, koronadan mı kaçıyorsun? Hadi ben sarhoş olabilirim ama devletin ışıklarına uymayan o. Kırmızı ışıkta geçtin şeklinde tepki göstermişti. Tamam ben belki alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da beni çarptı beni yanan ışıkta? Varol'un ayrıca polis ekiplerine olayı anlatırken kullandığı Zavada Nak bana çarptı sözleri de kendisini fenomen yapmış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Adam beni çarptı. Zavada dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru şurada durdum. Kaza sonrası sürücü belgesine 6 ay süresince el konulu para cezası uygulanan Varol hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Allah senin belanı versin. Peki. İnşallah seni öldürsün ya. Davada 5 ay hapiste cezalandırılan Varol'un cezası kesinleşti. Derdin neydi? Benim arabamın cezasını kim çekecek? Tamam gideyim ben cezayım diye tamam da. Benim arabamın günahını kim çekecek? Alanya Adliyesi'ne giderek teslim olan Varol, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Karımız ışıkta neyle çek?